Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Biz artık sizi Fahri hemşehrimiz olarak görüyoruz. Evet, artık ben nüfusu buraya aldıracağım Sayın Bakanım. Zaten tipin de bize benziyor. Benziyor gittikçe. Şimdi hep cevap verdim ben. Hep sorularla karşılaştım. Şimdi sizi bulmuşken cevap vermenin sizin açınızdan daha önemli olduğu konulara girmek istiyorum. Çünkü sizin uzmanlık alanınıza girmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şu anda dünyanın en çok konuştuğu konularda benim söyleyecek bir sözüm var, benim bu konuda bir fikrim var diyen sayılı insanlardan bir tanesiniz. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Önce bana kitap hediye ediyorsunuz. Her zaman. O kadar önemli ki sizden gelen kitaplara ben de hemen çok hızlı okuyorum, okutuyorum. Bir de kendi arkadaşlarımıza, çünkü çok fikir, güzel. Eylem ve söylem birliği çok önemli. Okumamız ve okutmamız lazım. O yüzden müsaade ederseniz, dünya nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor da biz hakikaten tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devriminde montaj sanayi olarak ayakta kalabildik. Evet. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisini konuşuyoruz. Ve yüksek teknolojide artık yapay zekaların, metaverse'lerin konuşulduğu bir döneme şahitlik ediyoruz. Tabii. İnanın bir mühendis olarak benim kafam karışıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Bir yönetici olarak bunda zorlandığım bu kadar hızlı değişimi, dönüşümü biz nasıl yöneteceğiz? Böyle baktığım yerde bundan en çok hangi kurum etkileniyor ve biz muhafaza etmemiz gereken kurum ne? O yüzden bu zamanın ruhunda baktığımızda özellikle Kurucu Aile Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak evet. Muhafaza etmemiz gereken en önemli kurumun aile kurumu olduğunu bilerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Eyvallah. Ve diyorum ki dijital çağda ailelerin karşılaştığı en büyük tehlike nedir? Şimdi Sayın Bakanım, öncelikle ben çok teşekkür ederim. Yani Antep'te olmak, hele böyle bir konseptle bunları konuşuyor olmak çok mutluluk verici. Çünkü siz de çok sevilen bir başkan olarak ve öncü bir başkan olarak bu manada ön açıyorsunuz. Bu aileyi önemsemek zaten günümüzün en önemli işlerinden bir tanesi. Ben de sizin kendi ailenizde ne kadar önem verdiğinizi çok biliyorum şükür. Bütün bu yoğunluğun içerisinde. Tabii öncelikle aile üzerine çok ciddi projeler var. Bir kere dünyada hüküm süren sistem maalesef özellikle aileyi yıkmak ve insanı bireyselleştirmek üzerine kurulu. Çünkü birey olursanız kolay lokma olursunuz. Bugün sadece İstanbul'da, zannetmiyorum Antep'te böyle bir rakam yoktur ama İstanbul'un neredeyse %10'u yalnız. Yalnız yaşıyor. Biz de küçük İstanbul'uz ya. Bize de değişen bir şey ya yok. Aslında genel olarak artık Hakkari ile İstanbul birlikte arasında da bir şey kalmadı. Yani sınırlar kalktı. Tabii sadece. Şehir sınırları kalktı. Aynen öyle, aynen öyle. Bu manada mesela ben hiç yalnız olup da çok mutlu olan, yalnız olup da para biriktirebilen, yalnız olup da ya yaşasın falan diyen görmedim. Ailenin bereketi, huzuru, ailenin mutluluğu çok başka bir şey. Siz de zaten Aile Bakanlığı yaptınız. O süreçleri detaylarına kadar hakimsiniz. Şimdi dijital dünyada aileyi korumak, ailenin üzerine oynanan oyunlarda birlikte hareket etmek o kadar önemli hale geldi ki günümüzde bir insan tek başına o projelerle mücadele edemez. İlla ikinci bir kişiye ihtiyacımız var. İkinci bir bizi dürtecek, yanımızda olacak, bizim bir şekilde yanlışa gitmemizi engelleyecek. Bugün erkekler için bahis siteleri, kadınlar için satış siteleri, biliyorsunuz o kadar çok içinden çıkamıyorsunuz. Sürekli araştır. O sırada, o vakti ben hep şöyle söylüyorum. Dünyada hakkına gireceğimiz belki de son kişiler eşimiz ve çocuklarımızdır. Ama dijital dünyayla beraber maalesef bedenen evdeyiz ama kafa olarak evde değiliz. İki çekyatta iki yalnız insan. Zihinsel saldırı altındayız. Evet. İkisi bağımlıysa problem yok. Birbiri bağımlı oldukları için birbirlerine sıkıntıları yok. Ama biri bağımlı, biri değilse ötekinin o yalnızlığını düşün. Bir insan yokken yoktur ama varken yok olmak nasıl bir şey? Korkunç bir şey. İşte dijital maalesef insanları evinde, ben bunlara dijital yetimler diyorum. İki anne baba bağımlı, çocuk bağımlı değil. O çocuk bir dijital yetimdir artık. Ve düşünsenize o yalnızlığın içinde, var olan yalnızlığın içinde. Evet bir baba var. Evet bir anne var. Ama anne anne değil, baba baba değil. Ve çocuk o yalnızlığın içerisinde, o dört duvarın içerisinde o yalnızlığı bir düşünün. Çocuğu nasıl koruyacağız hocam? İşte tam da burada zaten film başlıyor.
o çocuğu korumak için her halükarda harekete geçmek zorundayız. Ben doğudaki özellikle ülkemiz gibi böyle atılım sürecinde ve yeni dünyaya bir şeyler söyleme sürecindeki ülkelerde şunu diyorum. Bağımlılık bizim üzerimizde bir hedef. Batı'yı alkolizmle ve uyuşturucuyla teslim almışlar. Türkiye'yi de bağımlılıkla, dijital bağımlılıkla. Ve bu dijital bağımlılık en çok dijital ebeveynler diyoruz ya. Benim de şimdi dijital ebeveynle kitabım çıkıyor. Dijital ebeveyn nasıl olur biz bilmiyoruz. Anadolu insanı bilmiyor. Nasıl yapacağız hocam? Biz nasıl rol modeli olacağız? İşte Sayın Bakanım en büyük problemlerden bir tanesi de şu. Maalesef bunu da Türkiye'de ilk ben söylüyorum. Bence çocuklar kötüye kullanım kurbanı, bağımlı değil. Bağımlı olan anne babalar. Onlar çocukları bağımlı zannediyorlar ya, değil. Çocuğa bir alternatif sundun. Bir oyun sundun, oynamadı mı? Şimdi kızıyoruz, trollük yapıyorlar diye kızıyoruz. Dört duvar arasında, apartmanda alttaki çocukla bile tanışmayan, üstteki çocukla bile tanışmayan, sadece gürültüsünü duyan çocuklar, alttaki ve üstteki yaşayan adını bile bilmeyen çocuklar neyle oynayacaklar? Mecbur. Aslında biraz koronanın yan etkisi oldu ve biz bu kendi elimizde bu çocukları bu sisteme zorunlu hale dönüştürdük. Kesinlikle. Ve ondan sonra da yeni normali yakalayamadık. Evet, yakalayamadık. Dünya Sağlık Örgütü o süreç zarfında şöyle bir şey yaptı. Aslında bir gol gibi attı. Dedi ki dijital oyun bağımlılığını bağımlılık olmaktan çıkartıyoruz dedi. 20 Nisan, 4 Nisan 2020 ve bir daha da geri koymadı. Şu anda çocuk oyun oynuyor, literatüre göre bağımlı değil. Ama aslında bağımlı oluyor çünkü yapacak bir şeysi yok. Şimdi arkadaşımın anlattığı bir hikayeydi. Bir gün diyor bir akrabamı ziyarete gittim sabah 10 gibi diyor, pazar günü diyor. Karşı komşunun kızı var küçük 6 yaşında diyor. O çok sevimli, o gün de çok mutlu diyor. Dedim ki hayırdır sen bugün çok mutlusun. Dedi ki amca biz taşınıyoruz onun için mutluyum. Ya dedim ki diyor ben çok taşındım. Taşınmak zor bir şeydir. Taşınmak mutlu etmez insanı. Sen ama mutlusun, bir tuhaflık var. Amca annem babam bana dedi ki yeni taşındığımız yerde ses çıkarabilecekmişim dedi. Ben burada ses çıkaramıyorum. İçimden bir şey koptu bunu duyunca. Çocuklara düzgün ortamlar kuramadık. Yani ses çıkaramayan 6 yaşında bir çocuk düşünebiliyor musunuz? Ben gençlere şunu söylüyorum. Ya gidin bir yerde bağırın. Gidin bir parkta, bahçede bağırın. Açın kendinizi. Çünkü insan olma hasretlerimizi, yani hani proje şey diye insanı robot, insansı robot yapmak. Şu anda proje robotsu insan yapmaya döndü. Ya çocuklar robotlaştı. Boş bakıyorlar. Onun için bu ebeveynlik meselesini, dijital ebeveynlik meselesini daha çok irdelemeliyiz. Çok. Ve çok bağımlılıktan uzun. Anne babalar önce kurtulacak. Kimse kusura bakmasın. Çocuğun bir oyunu var. Annenin sabah şekerleri bitmiyor. WhatsApp grupları bitmiyor. Bildirimler bitmiyor. Tık 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 tık. Babanın futbolu bitmiyor. WhatsApp'ta arkadaşlar, asker arkadaşlarla sohbetleri bitmiyor. Köy kahvesini bitmiyor. Bu ne? Ne yapacak? Çocuğu kim yetiştirecek? Şimdi hocam benim tabii 35 yıldır evli olarak gördüğüm. Maşallah Allah uzun. 35 yıl artık nene başkan oldum, torun oldum. Çok şey ıskaladık. 7 çok geç ıskaladık. Hakikaten 7 çok geç. 3-4 yaş o kadar mühim ki. Osmanlı'da 4-4 oradan geliyor işte. O kadar önemli ki. Şimdi hem kariyer hem çocuk yapmaya çalıştım. İkisini ispatlamaya çalıştım. Benim şanslı tarafım anneanne yanımdaydı. Herkes benim kadar şanslı değildi. Eşim sürekli arkamızı topladı. O büyük ailenin. Allah razı olsun. Çok büyük faydasını gördük. Ama şu an yeni dünya düzeninde benim çocuklarımın şartları torunumda olmuyor. Gittikçe daha geniş aileyi kaybettik artık. Dolayısıyla burada ama şunu da görüyorum. Anne bakışıyla kendi çocuğunla olan anne söylemini çok daha hızlı kurabiliyorsun. Bu da büyük bir fırsat. Tabii. O yüzden bizim özellikle bu oyun gruplarında şunu gördüm. Çocuklar sana hem ne yaşadıklarını hem de nasıl çözeceklerini söylüyor. Mesela o yüzden Hazreti Mevlana'nın dinle var ya, evet, dinlediğinde tabii. Hep tabii. Biz çocuklar için kendi doğrularımızı sonra kabul ettirmeye çalışıyoruz. Aynen. Günün aynen. Sonunda onlar onu kabul etmiyor. Biz kabul etmediklerini kabul etmiyoruz. Karşıdaki inatlaşmayla arafta kalıyoruz ve herkes mutsuz. Evet.
herkesin mutlu çok olduğu, doğru bir tespit, evet. Herkesin mutlu olduğu bir sistemde genetik olarak Yüce Mevlam herkesin nasıl gözü, kaşı farklıysa her şeyi farklı. Yarattığı yeteneği farklı, neyden hoşlanıp hoşlanmadığı farklı. Bir kere biz karşıya sürekli hükmeden değil, onu dinleyerek, evet, onun ihtiyaç ve taleplerini ses çıkaracağım diyor. Ses çıkarmam o kadar. Biz çocukken hakekeler oynayarak bütün enerjimizi hayat tabii, denen tabii. Antep O evinde mahallede harcayarak oynamak. amca çocuklarımızı bırakın kardeşleri. Tabii tabii. Kardeşçe o Bir büyük mahalle kültürü var. Komşu çıkmaz sokak, güvenli sokak. Herkesin birbiriyle Tabii. oynadığı sokak. Şimdi bunlar yeniden gelmeyeceğine göre, ben Tabii. Cumbalı çıkmaz sokağı bulamayacağıma göre, benim bu yeni yaşanan sorun alanında çözüm odaklı bakmam gerekiyor ve Kesinlikle. dinlemem Tabii. gerekiyor. Çocuklar için, çocuklarla birlikte, çocukları dinleyerek. Bunları dinlediğimde bana diyorlar ya başkanım, yasakladım. Daha da kızıyor, daha da öfkelendiriyoruz onu. O elinden aldığın zaman yerine Tabii. bir şeyi koyamadığında, Tabii. bana Nevzat Hoca o kitabını verdiğiniz hoca, ya hocam ne yapacağız dedim ben. Espor'da öldürmenin normalleştiği, öldürerek puan aldığın bir sistemi çocuğa anlatıyorsun. Sonra Gazze'deki çocuklar Tabii. yaşasın diye mücadele Başkanım, ediyorsun. Tom ve Jerry'yi hatırlıyorsun. Evet. Tom ve Evet. Jerry birbirini niye kovalıyor? Evet. Öldürmek için. Evet. İşte onun için diyorum Bununla hocam. büyüdü bir nesil. Evet. Ama biz bir de Heidi vardı, bir de Küçük Evet. Ev vardı. Evet. Sevginin içine Tabii, toplandığı. tabii, tabii, E tabii. biz kendi karakterimizi niye oluşturamıyoruz? Kesinlikle. Yani Herkesi Barbie bebek içerik, yapmaya tabii. çalışıyor. Evet. Elinde Barbie Bir bebek. nesil Barbie'ye Benim bir benzemek elif için. bebeğim var. Çok güzel. Benim bir elif bebeğimin üzerinde niye ben Evet, çalışamıyorum? evet. Dolayısıyla bunun üzerinden bakınca Nevzat Hoca'nın, ne yapacağız hocam dedim, öldürmenin puan aldığı sistemde sen nasıl merhameti, şefkati ve yaşatmayı önceleyeceksin? Bu aile akademimiz açılışına geldiğinde burada da tabii bir Türkiye modeli var. 12 birimi aynı tek çatı altında topladık. Aile akademisini oluşturduk. Dedi ki başkanım, zihinsel saldırı altında beyinler, karanlıkla mücadele etmenin yolu aydınlığı çoğaltma. Sen dedi bu çocuğu öldürüyorsun diye o oyunu yasakladığında o çocuk bir şekilde başka bir metodolojilerle ona yeniden ulaşacak. Ve o daha da tatlı hale geliyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Bu işe B planı ve C planı, alternatif yeni Tabii. modeller. O yüzden biz şimdi dijitalle ilgili kısımda 7 çok geç, 6 altın çağı, 3 4'teki kısımda kendi çocuklarımıza bir sürü kitaplar verdiğimiz, İyilik Fidanı diye dünya kadar kitap veriyoruz ama çocuğun gözü burada. Çocuğun gözünün burada olduğu Ekranda. yerde ben İyilik Fidanı ile ilgili yapmak istediğim, vermediğimiz mesajı bunun üzerinden vermem gerekiyor. O yüzden bunun modellenmesine çalıştık hocam. Kesinlikle. Şimdi çalıştaylar yaptık, çıktılar aldık. Bununla alakalı İstanbul merkezli çalışan arkadaşları götürdük. Bağımlılık en büyük sorun. Yeşilay'ın bir masa dolusu kitabını götürdük. Dedi ki şuradan çıkan sonucu şuna dönüştürecek. Bana bir şey. Ha o Evet. da okuyalım. Evet. O onsuz olmaz. O bizi Ama mesajı derinlemesine. buradan da Ama verelim. şuradan da bu bunun tamamlayıcısı, bütünleştiricisi Aslında olsun. aynı şeyi okusa bile dijitalden okumayı daha Bir çok de seviyor. görsel idrak var hocam. Tabii. Bizde göz fizibilitesi var. Nerede Doğru. gördün diyor. Nerede Doğru. okudun demiyor bak. Soruya bak. Doğru. Nerede gördün, nerede duydun. Doğru. Dolayısıyla Kaynak soruyor. evet. O yüzden böyle baktığımız yerde hocam çok işimiz var. Doğru. Ve size çok ihtiyacımız var. Şimdi çözüm dediniz ya Sayın Bakanım. Hemen aklıma çok böyle beni çok yaralayan şeylerden bir tanesi geldi. Bir anne diyor ki ben çözdüm diyor bu meseleyi diyor. Çocuk artık bana engel değil diyor. Ben diyor pasta günüme gidiyorum, işte bilmem neye gidiyorum. Hiçbir şey engel değil diyor. Nasıl çözdün ya sen çocuğu? Ben uyku hapının yarısını bölüyorum, veriyorum. Akşama kadar uyuyor. Ben de işim, her şeyimi yapıyorum. Şimdi uyku hapıyla büyümüş çocuklar, bir şekilde uyuşturulmuş çocuklar, ekranın başına bıraktığın zaman sırf ilgilenmemek için. İnsan insana insan olma sanatını bir başka insandan görerek öğrenir. Şu an dijitale bakarak çocuk ne öğrenecek? YouTuber'lara bakarak ne öğrenecek? Hocam, Şu an çocuklar şöyle yapıyorlar. Bak boşlukta bile kitaba böyle yapıyor. Normal kitaba böyle yapıyor. Çünkü önce bunu öğrendi. Hocam tabii Özellikle burada 3 yaşına kadar Sayın Bakanım sıfır. Evet. Hocam 3 yaşından sonra yavaş yavaş açarız.
Biz şimdi kümeleştirme, özellikle yeni dönemde 2025'te valimiz aile yılı ilan ettik. Evet. Yedi çok geç aile. Hayırlı olsun. O çok altın güzel. Çağı, altın çağı. 3-4 üzerinde çalışacağız ve inşallah bu konuda size ihtiyacımız her var. Her zaman biz. Ve burada özellikle doğru karakterler belirleyip doğru metodolojiler kullanmamız lazım. Mesela sizin sosyal medyayı da çok etkin kullanıyorsunuz hocam. Evet, evet. Burada da lakap çok önemli. Mesela bize de eskiden şey derlerdi, sen kimin torunusun? İşte, evet, evet. Ben Kilinci Kasım'ın torunu dediğinde herkes onu bilirdi. Soy isim değil, tabii. Lakap. Buranın bu medeniyet kodlarında da var. Tamam. Sizin lakabınız Yalnız Ağaç. Evet, öyle niye oldu. Niye Yalnız Ağaç hocam? Niye yalnızsın? Şimdi Sayın Bakanım, aslında ben tabii sosyal medyada mümkün mertebe 2 günde bir, 3 günde bir. Hem insanlar beni etiketliyorlar. Bir Anadolu'da bir yerde gördüğü zaman Yalnız Ağacı, hem ben görünce etiketliyorum. Yalnız Ağaç'ta biraz o anlaşılamama duygusu. Biliyorsunuz biz böyle biraz futurist baktığımız için olaylara çağımızda anlaşılmamız zor oluyor. İşten geçiyor mu? Ya Sait Hocam sen demiştin. Ne yapayım? Benim bana madalya gelmiyor artık. O anlaşılamama duygusunu betimlemek ve Anadolu'daki böyle yalnız çınarların mücadelesini temsil etmek için öyle bir Anadolu'nun Yalnız Ağaçları projesi başlattık. Çok da güzel ağaçlar geliyor. Herkes diyor ki hocam bir ağaç gördüm yaylaya giderken seni aklıma geldim. Bu hem de böyle bir kaynaşmayı da sağladı. Her yerde insanlar gördüğü zaman ben yalnız ağaç artık şu diyorum. Ya yalnız ağaçlar evet yalnız başına olabiliriz ama tek başına değiliz. Biz bir ekibiz. O yüzden felsefemiz biraz şöyle olmalı. Bir ağaç gibi tek böğür, bir orman gibi kardeş. Ben de tam onu söyleyecektim hocam. Kesinlikle öyle. Nazım Hikmet nasıl güzel tabii, söylemiş bunu. Çok güzel. Güzel kim değilse alacağız. Evet, aynen öyle. Gayet güzel. Ve Anadolu'da böyle sapasağlam duran insanlar var. Bu meseleleri çözen, çocuğuna sahip çıkan, ailesine sahip çıkan insanlar var. Bitmedi bunlar hala. Anadolu evet. İrfanı devam ediyor. Evet. Sayın Bakanım. Yani Antep mesela aile şirketlerinde hala dünyada bence rol modeldir. Doğru. Bu ama kurumsallaşması, sistematik çalışması işte o ve şimdi, aile anayasasını oluşturması gerekiyor. Evet kesinlikle öyle. Yani o saygılar, o birbirine saygı, o dükkan kültürü, baba oğul aktarılması falan. Bunlar Ayyevran. Evet çok kıymetli bir gelenek bu. Şimdi Urfa'da 2000 tane genç ile anket yapmışlar. Ben anketi yapan öğretmenle görüştüm. Hocam dedi, çocuklara sorduğumuz şu soydu anket sorusu. Sizi ne mutlu eder? 1500 tanesi ne demiş biliyor musun Sayın Bakan? Ailem demiş. Yani 4 çocuğun 3'ü onu ailesini mutlu edeceğine inanıyor. Bu müthiş bir tespit. Müthiş bir veri. Ama biz günün sonunda bakıyoruz aileler piyasada yok. Aile her şeye vakit ayırıyor. Çocuğu kim yetiştirecek? Biz dijital göçmeniz ya Sayın Bakan. Biz de içine sonradan göçtüğümüz için dijital göçmeniz. Çünkü biz doğduğumuzda dijital yoktu. Televizyon bile daha yeni yeniydi. Şimdi onlar dijital yerli. İçine doğdular. Onlar da tabiatı daha çok görmek istiyor. Nasıl olsa diyor ben dijital içinde doğdum diyor. Benim için ne ki diyor. Ama beni doğaya götürün. Beni gezdirin. Bana vakit ayırın. Ya batıda evet beğenmediğimiz batıda gidin. İnsanlar her gün köpeğini gezmeye çıkarıyor. O hayvana saygı duyuyor. Yarım saat, ya bugün günümüzde kim çocuğunu yarım saat çıkartayım, gezdireyim, ona vakit ayırayım, ona sorularını cevap vereyim diyor. Biz yeniden o şehirde, tamam köyde her şey iyiydi, artık köyde yaşamıyoruz. Şehirde çocuk büyütmeyi, dijital dünya varken çocuk büyütmeyi öğrenmek zorundayız. Gerekirse bunun akademileri, gerekirse dijital okuryazarlık müfredatlara koyulmalı. Aile akademileri vardı Milli Eğitim Bakanlığı. Aile akademilerinde bu dersler verilmeye başlandı. Çünkü insanlar bazen gerçekten bilmiyor. Bunun çocuğu dijitalin başına terk etmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyor. Ona iyilik yaptığını düşünüyor. Geçen bir arkadaşımız Tanzanya'ya gitmiş. Diyor ki çocuğuma dedim ki seni de götüreceğim. Demiş ki internet var mı anne uçakta? Demiş internet yok. 10 saat... Gideceğiz internetsiz. Ben gelmem falan filan. Zorla götürdüm diyor. Geri gelirken anne bir daha ne zaman geleceğiz dedi. Şimdi bakıyorum misafirle çocukları götürmüyoruz. Evde kalıyor. Ne yaptı belediye dijital. Şu eskiden odasındaysa mutluyduk. Şimdi odasındaysa nerelerde sörf yapıyor bilmiyoruz. Şimdi biz bu telefondaki sürekli sörf kaydırmasına psikoloji dilinde kıyamet kaydırması diyoruz. Çünkü sürekli kıyamete kadar onu kaydırır ki yeni bir şey görsün. Eşiği yükseldi.
Artık gülme eşiği yükseldi, şaşırma eşiği yükseldi, şiddet. Bak, biz cinsellikten çocukları korumaya çalışırken şiddetten koruyorduk. Şu an son dönemde yaşananları görüyoruz değil mi? İnanılmaz bir şeydi. Pandemiden sonra az önce çok güzel bir noktayı söylediniz. Öğretmenler bana mesaj yapıyor. Diyorlar ki hocam pandemiden sonra çocuklar kalemi bize silah gibi böyle tutuyorlar derste. Biz bakınca geri çeviriyorlar. Bunlar üzerine çalışılması lazım. Çok. Peki hocam, son olarak siz de uçağa yetişeceksiniz. Evet. İşin başı, günün sonu, geldiğimiz nokta güven. Bu tespitleri kendinize göre yaptığınızda, hepimizin kendine göre tespitleri var. Ama bütün ilişkilerde, ailede de bu, şehirde de bu, seçmende de bu, okulda Tabii. da bu, izleyicide de bu. Size olan güveni tesis etmek. Tabii. Zaten o olmazsa hocam geriye hiçbir şey kalmıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Benim geldiğim nokta burası. Kesinlikle. Güven dediğiniz şeyi tesis edip, mutluluk dediğiniz şeyi yakalamadığınız sürece hepsi sözde kalıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Amaca ulaşmıyor, Tabii. işe yaramıyor, emekler boşa gidiyor ve Ve günün bir daha da sonunda tesis bir edilmiyor. hayal kırıklığı. Tesis Ya edilemiyor bir diyorsun daha. ya kardeşim ben bu kadar çabaladım bu mudur diyorsun. Tabii. Bu mudurun nedeni kaybedilen güven duygusu. Kazanılması gereken güven duygusu. Bu kadar zor alanda, bu kadar kirliliğin olduğu yerde bu güven duygusunu nasıl tesis ettiniz? Ettikten sonra da nasıl sürdürülebilir kıldınız? Bu iki şey bizim açımızdan çok kıymetli. Sayın Bakanım çok önemli bir konu hakikaten. Yani ben bu konuda çok şükür, Allah'a şükrediyorum. Bir kriz olduğunda önce benim sayfama bakarlar. Diyelim ki dünyada ve Türkiye'de bir olay oldu. Kıyamet kopuyor. Yani olay olarak. Hemen ne yaparlar? Ya bir bakalım Sait Hoca ne yazmış. Çok şükür buraya nasıl geldik? Ve nasıl sürdürüyoruz bunu? Birincisi bir clickbait dediğimiz tık şey pazarı var. Beni tıklasınlar, ne olursa tıklasınlar. Bir kere ben ucuz tık olaylarına girmiyorum. Onu deseydim çok tık alacaktım. Ya da o haberi yapsaydım çok tık alacaktım. Ben hemen atlamıyorum. Bir duruyorum, gerçeği araştırıyorum. Ve diyorum ki bir dakika bu böyle değil. Önce bir linç ediyorlar. Ya bir dakika ne diyorsun falan. Herkes böyle diyor falan filan. Sonra aradan bir iki gün geçiyor. Aa bak adam demişti bir de biz adamı linç ettik. Doğru bilgi. Doğru bilgi kesinlikle. Biz tık avcılığına gitmeyeceğiz. Bir kere. Yok takipçim artsın. Ben bunu dersem çok takipçim artar. Ben de linç etmekten korkmadan görüşlerimi söylerim. Zaman geçince de insanlara ha bak Sait Hoca demişti derler. Bu da devam eder. Ama buradaki güveni bazı arkadaşlarımız da reklamla kaybediyor. Daha çok güveniyor bana. Gideyim bir tane bal reklamı yapayım. O bal kötüyse insanlar aldığında bir daha suçlu sizi yapar o bal firmasını yapar. Ben bu Sait Hoca iyi de herkese kanıyor der. Onun için çok iyi araştırmamız lazım diye. Herkesi çok iyi araştırmamız lazım. Çünkü sizin güveniniz üzerinden başkalarına da güven. Bana şu bile geliyor. Hocam siz bir sayfayı takip ediyordunuz ben oradan alışveriş yaptım. Hayda. Ben bu sefer tekrar bir takip ettiklerime bakıyorum. Çünkü güven o kadar ilerliyor Doğru. ki sizin ettiğinizi dahi insanlar yapıyor. Doğru. Ve günümüzde bilgi kirliliği, dezenformasyon, manipülasyon, dezenformasyonla mücadele merkezinin her gün görüyorsunuz neler paylaşıyor. Yani şu anda yalan haber üzerinden tıkla özellikle X platformunda Twitter'da para kazanıyorlar. Görüntülenmeden para kazanıyorlar. Doğru olması umurunda değil ki. Ben diyor bir şey atayım. Algı gerçektir diyor. Evet İlk algıda kanal algı konuşur. gerçekten daha gerçektir. Bu sefer algı gerçeğin yerine geçiyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızın söylediği diyor ki doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı evet. dolaşıyor. Zaten Bu da bir Sacramento sorun. Üniversitesi bir araştırma yapmış. 6 kat hızlı Evet, tamam. yayılıyormuş yalan. Ama bizim kitabımız, bizim üst aklımız Kur'an'dır. Hücurat suresi ne diyor? Bir fasık size haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın diyor. Doğru haberin peşinde olmak ibadettir. Ben bu gözle bakıyorum. Gerçek ve doğru bilginin, gerçeğin sahibi kim? Bu konuda Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir kütüphanenin kurucusu ile ilgili sürekli getirip bir şey söylüyorlar. İçerisinde diyorlar şu kitabı ama koyan da bu. Mesele onu yemek. O zaman diyor böyle diyorsunuz ama diyor. Önce gidin bunu bir araştırın Tabii. diyor. Önce bunun nedenini tam araştırmadan bana bunu getirmeyin diyor. Bu Kesinlikle. araştırarak getirme bilgiye dayalı Evet.
delile dayalı kesinlikle öyle söylemler bizim ecdadın da uyguladığı ve 600 yıl ama bu bir görevdir. Adalet dünyaya evet. Adalet getirdiği bir yöntem. Ve hani yoksa ilk bilgiyle bugün kafasını dediğinde döndüğünde zaten amacı o. Amaç o. Çünkü hayırda yarışmadan evet. Daha çok fitne, dedikodu ve fasat üzerine bir giden sistem var. Yalan üzerine tabii. Giden bir sistem var ve tutan bir sistem var. Önleyici tedbir ne? Önleyici tedbir işte tam bu tedbir alabilmektir. Zaten yine bizim kitabımızda hani bir kavme olan kinini sizi yanlışlığa sevk etmesin. Hani bir kavme kızsanız daha yalan söyleyemezsiniz. Yani bizde kul hakkı Müslüman olmayan kişi için bile geçerlidir. Ya böyle bir dinde bir sallayabilir miyiz? Tahmine göre haber yapabilir miyiz? Ya şunu bir gireyim ben bir tık alayım. Eski video, 10 yıl önceki video yenilmiş gibi veriyorsun. Olur mu? Aslında bir Google'luk canı var. Bir Google'lasan, bir baksan, bir araştırsan, görsel arama yapsan çıkacak zaten. O yüzden bu çok büyük bir sorun ve dünyada birinci sıradayız maalesef. Dünyada yalan haber ve bilgi kirliliğinde birinci sıradayız. %50'lerde bu oran. Çok yüksek. Şimdi hukuk devletinde yapılması gerekenler yapmak gerekiyor. Ama insan olmak, insani değerlere sarılıp tabii. İyilerin kümeleşmesi, kesinlikle. Doğruların güçlenmesi ve oradan mücadeleyi safları sıklaştırarak aynen götürmek öyle. Gerekiyor. İşte bu güven de böyle sağlanıyor Sayın İnşallah Bakanım. Yani inşallah böyle bilinçli programlarla, böyle içeriklerle içeriği arttıracağız. İnsanların karşısına doğru içerikleri çıkartarak ve doğrudan da ayrılmayarak işimizi yapacağız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Bakanım. Her zaman bekliyoruz sizi. Çok kıymetli bir program oldu. Çok sağ olun. Herkese de Anteplilere buradan selam evet. Gönderiyorum. Yalnız ağaç. Bugün nasıl diyeceğiz? Nazım Hikmet'in söylediğini yeniden söyleyerek bitirelim. Bir ağaç gibi tek mühür ve bir orman gibi kardeşçesine. Evet. Gaziantep'te kardeşlik ormanını sizinle güçlendireceğiz hocam. Her zaman. Her zaman Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyoruz.